olursak özellikle 10 Kasım öne çıkıyor. Biliyorsunuz 10 Kasım'ı geride bıraktık. Tarih boyunca dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir lider Mustafa Kemal Atatürk kadar sevilmemiştir. Atatürk kadar da özlememiştir. Ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde kendisini bir kez daha atamızın minnetle, özlemle, saygıyla andık. Kastamonu'da da bu kapsamda bir anma töreni, anma programı gerçekleştirildi. Siz de yakından takip Evet. ettiniz. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği anma programı hoş geldiniz anonsuyla başladı. Bir anma programından tabii söz ediyoruz. Arkasından da alkışlar. Alkış sesleri duyuldu. Dikkatimi çeken bu oldu. Tabii önümüzdeki yıllarda da bu tür programlarda bu tür hatalar inşallah tekrarlamaz diyelim. Buradan da Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerini bu anlamda bir kez daha uyarmış olalım. Evet. Biraz daha işin ciddiyeti aslında ortaya çıkıyor. Anlamını bilmek lazım. Anlamını Yaptığımız bilmek şeyin lazım. anlamını Hani bilmemiz ya gerekiyor. işte 10 Kasım'da işte çıkartalım hani tören programına işte neler yapılacak? Geçen sene ne yapıldı? Aynısını yapalım. Hani ezbere hareket ettiğimizden kaynaklanıyor. Bazı şeyleri ezbere yönelik yapmamak lazım. Yapmış olduğumuz etkinliklerin, programların anlamını bilip de yapmamız lazım. Evet. Oralarda o programı sunan kişilerin ya da hazırlayan kişilerin programın ne anlama geldiğini, bu ülke için, bu millet için ne anlama geldiğini, ne anlam taşıdığını bilerekten bu işleri hani soyunması lazım. Ha, belki hani sürçülisan olmuştur, belki şu olmuştur ama bazı noktalar vardır, bazı programlar Hassas vardır, noktalar. bazı organizasyonlar vardır. Bazen hataları da hani kabul edemez, kabul edilemez. O anlamda bundan sonraki programlara, törenlere bu 10 Kasım olur, 10 Aralık olur, 29 Evet. Ekim olur. Başka bir her 15 Temmuz olur. Hani bu tarzdaki günlerin o manevi, o anki duygusuna göre hareket etmek lazım. Bu işleri planlarken, programlarken biraz daha sahip çıkarak, biraz daha hissederek programları organize etmek lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle yani aslında Erhan Veren de sen de söylenebilecek her şeyi söylediniz. Biz maalesef yaptığımız şeyin hangi atmosfere uygun yapmamız gerektiğini, daha doğrusu ne yaptığımızı çok düşünmeden yapıyoruz. Belki orada hoş geldiniz derken iyi niyetle söylediniz ama böyle yerlerde Arkasından da alkış evet gelmesine neden alkış. oldu. Yani bu çok normal. Evet. Yani hoş geldiniz denildiği zaman alkışlanılır. Onun için önümüzdeki yıldan itibaren bu organizasyonları yapanlar anlamına uygun. Yani 29 Ekim'se coşkuyla kutlanılsın. 10 Kasım'sa tutulması O gerekiyorsa saygı, matem tutulsun. o Evet. saygıya saygı gösterirsin. 15 Kesinlikle. Temmuz'da mesela yine aynı Evet. şekilde saygı gösterirsin. Çünkü şey değil yani. Kutlanılacak bir şey değil.